Selamlar herkese, ben Kaan. Arkadaşlar bugün bir derece öğrencisi geometri sorularını nasıl çözer, bir derece öğrencisi geometri sorularına nasıl yaklaşır ve aynı zamanda deneme içerisinde nasıl yaklaşır, birazcık bunu size göstermeye çalışacağım. Önüme 10 tane geometri sorusu aldım. Yani ne kadar zorlar, ne kadar kolaylar bilmiyorum. Daha önce bir tane bu tarz bir video çekmiştim, izlediyseniz eğer, TYT problemlerle alakalı. Onda mesela sorulara daha önce bakmadığımı söylemiştim ve işte bunda da aynı şekilde onda olduğu gibi yanlışlarım çıkabilir, boşlarım çıkabilir, bilmiyorum. 10 tane soruyu aldım ve objektif olması için bir denemeydi aslında. Yani aradaki soruları atlamadan, işte ne bileyim videoyu kesmeden çözmeye çalışacağım özellikle. Ve siz de kendiniz benden bazı şeyler belki kaparsınız diye videoyu birazcık daha dikkatli izleyin derim. İsterseniz hemen başlayalım ilk soruyla arkadaşlar. Aşağıda ideal bir şekilde çizilmiş sıra dağlar görülmektedir. ABEF paralel, BCD 50, CD 20 ve DF 40 dereceymiş. ABC alfayı soruyor. ABC alfayı soruyor. Şurayı soruyor. Tamam. Ne demiş? ABEF paralel demiş. Şimdi ABEF paralelse şöyle çekebilirim ben. Bence. Şöyle de çekebilirim. Tamam. Bana ne getirecek bu? AB'nin DF'ye paralel olması. Şuranın 160 derece olduğunu biliyorum. Tamam. Şöyle çeksem ama onun paralel olduğunu söylememiş. Şöyle çeksem ne olacak ki? Şöyle olabilir. Şimdi burasının 160 derece olduğunu bildiğim için şuranın. Şunun da şuraya paralel olduğunu bildiğim için şurası 20 derece olur. Evet, bunu gördüm. Tamam, güzel. Şurası da, tamam, bitti. Şurası da 140 derece olur. Tamam. 140, 160, 210, şuraya 150 kalır, buna da 30 derece kalır. Evet, cevabı 30 derece var mı bakalım? Evet, 30 derece var, gördüğünüz gibi şöyle işaretleyelim. Tamam, ikinci soruyla devam edelim. Şekil 1'deki, şunu küçülteyim birazcık. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni BK boyunca kesilip kesilen parça şekil 2'deki gibi BC ve AB kenarları çakışacak şekilde, yani şurasıyla şurası çakışıyor. Aynen. 35 derece olduğuna göre eşkenar üçgenmiş, bu önemli arkadaşlar. Yani şuranın 60 derece olduğunu biliyorum, baştan onu söyleyeyim. Şuranın 35 olduğunu biliyorum. Buranın 25 olduğunu biliyorum, eşkenar olduğundan dolayı. Şuranın 60 derece olduğunu biliyorum. Şurası eşkenarın bir kenarı. Burası eşkenarın bir kenarı. Ondan sonra başka neyi biliyorum? Hemen bakalım, bir dakika. Şimdi şu üçgenle, yani şu üçgenle, şöyle tarayayım hatta. Şu üçgenle şu üçgenin eşi olduğunu bildiğim için şu kenarla, bir dakika, hemen bir yaptığım işlemi geri almak istiyorum burada. Ya da geri almayayım artık. Heh, ya zaten gitti. Şu kenarla, pardon, o kenarla değil. Şu kenarla şu kenar eş, farkındaysanız. Aynen. Şuranın da 35 derece olduğunu söylemiştim. Şuranın da 25 derece olduğunu söylemiştim. Bu kenarla bu kenar eş. Aynı zamanda şurası 35 derece ve aha, bunu da buraya taşıyorum. Burası da 35 oluyor o yüzden. Yani eşkenar üçgen çıkıyor yine burada. Burası da 60 derece oldu. Burası da 60 derece oldu. Hadi çık artık soru. Evet, güzel. Şimdi nasıl yapabilirim? Başka bir şey yapmalıyım. Ne yapabilirim? Hemen bakıyorum. Şurasının 60 derece olduğunu biliyorum. Evet, güzel. Ondan sonra ne yapabilirim? Şu açıyı bulabilirim. Şu açıyı bulayım. Şuradan bulacağım onu da. 35, 60, 95. Şu açının da 85 derece olduğunu biliyorum. Evet. Evet, çıkartamadım. Bundan sonra yeniden bakalım. Evet, çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sorun değil. Az sonra çıkartırız. Aşağıdaki şekilde bir ağaçlandırma çalışması yapın falan, onu okumayacağım. Ağaç fidanı zemine dik olup kalınlığı önemsememe. Tamam. Tamam. ADBC ne demiş? 2 BAD ACD'ye eşitmiş. BAD neresi? Burası. Buna alfa dersem ACD 2 alfa diyebilirim. Tamam. Ondan sonra DC 3 demiş. Buraya da 2 metre demiş. Doğrusal olduğuna göre AB uzunluğunu soruyor. AB uzunluğunu sorduğuna göre şöyle yapsam. Şimdi burada açılardan gideyim diye düşündüm. 90 eksi alfa diyeceğim şuraya. Tamam. Burası 90 eksi alfa olduğunu, şurası 90 eksi 2. Evet. Burayı görmek önemli. Farkındaysanız burası 90 eksi 2 alfa olduğu için şurası 90 eksi alfa, burası 90 eksi alfa. Yani şurasıyla şu kenarla şu kenar eş oluyor, farkındaysanız. O yüzden hemen göstereyim yeniden. Şurası 5 oluyor. Şurası 3'tü, şurası 2'ydi. Aynen öyle. O zaman burada zaten şurası dik olduğu için tamam, 2 kök 5 oldu abi. Tamam, bunu yaptık. Güzel. Daha sonra devam edelim. Yandaki şekilde ABC'de düzgün yedigen. Tamam, dikmiş. Ha, dik olduğu için bakın şurası açıortay olur. Bu her zaman böyledir. LK4 şurası söyle. Tamam. 3AK 2KG demiş. AK neresi? Burası. Buraya 2 alfa dersem KG'ye 3 alfa demeliyim. Hatta X diyeyim. Alfa demeyeyim oraya. Alfa açılarda kullanılıyor. Düzgün olduğu için şurası 5x, o zaman burası da 5x çünkü her kenar aynı olacak. 2 bölü 5, burada açıortay teoremi var, burası da 10 oluyor, farkındaysanız. Hatta bir videomda açıortay teoreminin önemini vurgulamıştım, buradan da görebiliyoruz. Çıkıyor çünkü. Aşağıdaki şekilde ABC'de paralel kenar E ve F noktaları paralel kenarın üzerindeki iki noktaymış. Eşitlikler veriliyormuş. Tamam, bunu bir renk değiştireyim. Mavi var çünkü. Hemen yeşile geçelim. 3EC 2DE diyor. EC'ye 2x desem, DE'ye 3x desem. Tamam.
CF de FB'ye eşitmiş. Yani şurayı da şöyle yapsam. Mavi renkli ve siyah renkli bölgelerin alanları toplamış. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapacağım ben. Ben bunları hep şöyle çözüyorum. Şunun 2 olduğunu biliyorum ya. 3x, 2x, şuraya 6 alan diyorum. Evet. Sonra 2x, yani 3x, 2a, 6 alan. 2xa, burası 2 alan. Çünkü her zaman tutar bu. Şurasında 5x olduğunu biliyorum. 5xa da 5 alan şurası. Şimdi farkındaysanız tamamını nasıl bulacağız? Siyahı nasıl buluruz? Şöyle yapabilirim. Şuradan paralel indirdiğimizi düşünün. Tamam. Ne olur? 3x, şöyle 2'ye böldüm. Yani şurayı düşündüğümüzde, şurayı düşündüğümüzde. Burası 6 ise şu yarıya böldüğü için şurası da 6 olur. Yani tamamı 6, 6 da 12. 12, 3x'e denk geliyorsa 2x'lik daha bir kısım var. Yani şöyle yapabilirim. Şurası 5x. Şuraya da alfa dersem. Alfanın 20x. Ya pardon. Alfanın 20. Yani şuranın aynen şöyle 20a olduğunu bulabilirim. Tamamı 20a'ymış yani. Bana neyi soruyor peki? Kırmızı ve sarıyı soruyor. Kırmızı ve sarı 5, 2 daha 7. Yani bir dakika ne yapıyorum ben şu anda? Bir dakika. Mavi renkli ve siyah renkli bölgelerin alanları. Birazcık kaptırıp gitmişiz. Mavi renkli ve siyah renkli bölgelerin, yani ben siyah renkli alanı bulmadım. Tamamının 20 olduğunu biliyorum. 6, 5 daha 11, 2 daha 13, 7, 6, 7 daha 13. 13 mavi ve siyah renkli alanlar 39'a denk geliyor. Ben birazcık karmaşık çözdüm bunu da. Az sonra düzeltelim hemen bunu. Cevabı 21 oluyor. Az sonra düzeltelim. Neden oldu? Mavi ile siyah renkliyi siyah renkliyi bulmadım önce. 6 ile 7'yi topluyorum. Şu siyah renkli 7A çıkıyor. Onu hesaplarsınız. 13A 39 oluyor. 7A'yı soruyor bana. O da 21 oluyor. Çünkü A'da 3 çıkıyor demek ki oradan. Hemen buna bakalım. Bir tasarımcı yarıçapı 4 birim olan büyük dairenin %75'ini ve yarıçapı 3 birim olan küçük dairenin yarısını model olarak stres çarkını tasarlamış. Stres çarkının çevresi kaç birimdir diyor. Stres çarkının çevresini hemen bakalım. Şimdi %75'i diyor kırmızıların. Şimdi şurası o zaman %75'i farkındaysanız. Kırmızının bir çevresine kadar 2pi 4. 8pi. 8pi'nin %75'i kaçtır? 6pi'dir. 1, 2 ve 3 farkındaysanız. Yani şöyle de yaparsam 18pi kırmızılardan geliyor. Bir de farkındaysanız maviler şurada. Aynen öyle. Bu da ne olur? %50'si olduğu için 2pi 3 bölü 2 çarpı 3 tane mavi olduğu için şöyle yaparsam 9'u da buradan eklediğimde 27 pi olur bunun cevabı. Aynen 27 pi varmış zaten. Tamam. Şekil 1'de verilen yükseklikleri eşit ve yarıçapları R1, R2, R3, 3, 2, 1 oranı bulunan silindir biçimindeki cisimler diyor. Birinci konudaki yüzey alanı A1, ikinci konudaki yüzey alanı A2, üçüncü konudaki yüzey alanı A3 olduğuna göre yüzey alanlarının sıralanışı. Evet, bu soru zor bir soruya benziyor. Şimdi öncelikle bir yarıçaplara bakalım. Şunun 3 olduğunu biliyorum yarıçapının. Şunun 1, şunun da 2 olduğunu biliyorum. Oran olarak söylüyorum bunları. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bence. Bunların hepsinin yandaki alanları, yani bir silindiri düşün. Yandaki alanları 3'ünün de olacak yani. 3 şekilde de 3'ünün de var. Tamam, o zaman şöyle yapayım. Altlardakilere bakayım. Alt ve üstlerdeki, yani düşeydeki alanlara bakayım. Hemen şunun 4 olduğunu biliyorum. Daha sonra altta kalan şu alanın, şuradaki alanın 4-1, 3 olduğunu biliyorum. 4 artı 3 artı. Sonra şu alanı mesela hesaplıyorum. Az önce şuraya hesaplamıştım 4 dediğim yer. Ne oluyor? 9-1'den şu alanın 8 olduğunu biliyorum. Tamam, bir de alt tarafı var. Orayı da toplayan 9. 3'ün karesi olduğu için karelerini alıyorum direkt. 4 artı 3 7, 15, 24 oldu. Tamam, buraya bakalım. Bu 1. Şuraya bakalım. 4-1, şurası 3. Buraya bakalım. 9-4, şurası 5. Bir de 6 var, 9. Aynen, 9 artı 5, 14. 17, 18 oluyor. İkincisinin 18 olduğunu buldum. Buraya bakalım. 1. Tamam. 9-1, 8. 9-4, hemen şunun 6, 5 oluyor yani. Bir de bunun 6, 4 oluyor. 4, 9, 17, 18. Evet, A1 büyüktür, A2 eşittir, A3 oluyor. Varmışık, varmış. Tamam, güzel. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde bir bölgenin dairesel hava savunma radarının reklamı göstermiştir. Her bir birim karenin alanı 1 kilometre kare olduğuna göre diyorsun. A noktasına bir gemi 2 dakikada ulaşabiliyormuş. Yani şuraya 2 dakikada ulaşabiliyormuş, tamam. O noktasına 3 ya da daha az dakikada hangi gemilere ulaşabilir diyor. Şimdi bir dakika, bunu ben yakınlaştırmak istiyorum birazcık. Şuraya 2 dakikada ulaşıyormuş. Şöyle bir şey çizsem, şu uzunluğu bulsam kök 5'e 2-1 olduğu için şuradan. Kök 5'e 2 dakikada ulaşıyormuş. 3 dakikada demek ki 3 kök 5 bölü 2 mesafe gelebilir maksimum. Bu da ne olur? Kök içerisinde bulayım. Kök 45 bölü kök 4'ten kök 11,25 gidebilir maksimum. Diğerlerini hesaplayalım şimdi. Şuraya bakarsam, şöyle baktığımda 9, 18 imkansız buna gitmeli. Mesela şuna bakalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle bakalım. 16, 4 daha 20. Buna da gidemez. 11, 25'ten küçük zaten. Buna bakalım. 9, 4 daha. Yani 13 olmaz. Buna bakalım. 3'ün karesi 9. Buna gider. Buna bakalım. Bu da 3, 2 daha. 13 olmuyor. Bu da olmaz. Yani cevap Ceyhan'dır diye düşünüyorum. Ceyhan'dır derken yani sadece C'ymiş. Aynen öyle. Devam edelim.
Aşağıda dekoratif süs eşyası olarak kullanılan çin vazosu görülmektedir. Şekil birdeki çin vazosunun ağız kısmı silindir şeklinde olup yüksekliği 4 cm, iç yarıçap 10 cm, kalınlığı 2'ymiş. Yani hemen yaklaştırmayalım bence çünkü karışacak. İç yarıçapı 10, şurası 10. Şuradan bir 2 koydum. Kalınlığı 2 cm'ymiş. Kalınlığı 2 olduğu için oraya 2 koydum. Vazonun kapadığı silindir şeklinde olup kapak kalınlığı da 2 cm'ymiş. Yani bir de üstüne 2 cm var. Tamam. Vazonun ağız kısmını tam olarak kapattığına göre kapağın hacmini soruyor. Şimdi şöyle yapsak. Kapağın yüksekliği şuradan bir kalınlıkta 2 geleceği için 6 oluyor. Kapağın yüksekliği 6 oluyor. Pi yarıçap ne kadar? 12, 14. Yani 196 çarpı 6. Bu tamam mı? Yani bir bütün olarak düşündüğümüzde. Ama içini çıkarmam lazım. İçi ne kadar peki? Onu da bulmam lazım. Şöyle bulalım onu da. Pi çarpı şöyle yapsam. Yani şurayı alsam tam. 144 çarpı 4 yapsam. 196 çarpı 6. 1960, 980, 1176. Şöyle yapsam. Eksi 576, 600 pi diye düşünüyorum. Bakalım var mı şıklarda? Evet varmış. Böyle diyorum. Devam edelim. Analitik düzlemde m eksi 2, 2m artı 1 noktanın oluşturduğu doğru denklemi. Şimdi ben burada m'e istediğimi verebilirim. O yüzden m'e istediğimi vereyim. Eksi 1'e 3 diyeyim. Bir de 2 vereyim mesela. Yani eksi 1'e 3 dediğim, bir dakika onu birazcık hızlı yaptım. 1 versem mesela m'e. Eksi 1'e 3 çıkar buralar. Aynen öyle. Şöyle bir nokta çıkar yani. 2 versem 0 virgül ne çıkar? 5 çıkar. O zaman bunu hemen doğru denklemine dönüştüreyim. 5 eksi 3. 2 bölü 0 eksi eksi 1. 1 eğim buldum. Eğim 2'ymiş. Yani y eksi 5 eşittir 2 çarpı x diyebilirim. Yani y eksi 5 eksi 2x olur. Ya da sanki şu oluyor ya. Aynen bu oluyor. Tamamdır. Bir de yukarıda bir soru vardı. Ona da hemen geri dönelim. Bir dakika. Hangi soruyu yapamamıştık? Bunu yapamamıştık değil mi? Aynen bunu yapamamıştık. Hemen bir daha bakalım buna. Şimdi şunu taşımıştık. Şurasının 35 derece olduğunu biliyorduk. Tamam. Burasının 60 derece olduğunu biliyorduk. Tamam. Burası 25 derece kalıyordu. Aynen öyle. Şimdi bir de şurasıyla şuranın eş olduğunu söylemiştim ve şurasının 35 derece olduğunu bildiğim için şurasının da şöyle eş olduğunu söylemiştim. Aynen öyle. Şurası 60 derece kalıyor. Evet. Daha sonra burası 60 derece kalıyor. Ondan sonra düşünelim. Burası 60 derece oluyor. Tamam. Burası 85 oluyor. Tamam. 85 60 145 35 derece burası oluyor. Şurası kaç derece oluyor? Sanırım buldum. Evet. Burası şöyle taşıdığımızda bir saniye. Bir dakika. Şöyle şunu şuraya koydum. Bir dakika tamam buldum. Hemen şöyle düşünelim. Şu kenar şuna eşit ya. Yani şu üçgenimiz bizim. Şu üçgenimize mi eşit? Aynen öyle. Sonra baktığımızda şu açıyla şu açının aynı olması gerekiyor. Zaten KK üssü farkındaysanız. 60 artı alfa eşittir 85 olduğuna göre alfanın 25 derece olduğunu buluyoruz buradan da. Bu deneme arkadaşlar normal bir TYT'ye göre çok daha zor bir deneme. Gerçekten özellikle mesela göstereyim birkaç tane soruyu. Ya bence şu soru falan bayağı zor bir soru. Yani gerçekten TYT için sorulabilecek zor sorulardan biri. Özellikle bu soru da zor diye düşünüyorum. Yani karmaşık sorular bunlar ve TYT'de böyle sorular çıkmıyor zaten. O yüzden bence iyi bir deneme oldu ve zor bir deneme dedim. Nasıl bir derece öğrencisinin nasıl performans gösterdiğini de size daha iyi gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım objektif olmuştur ve kendinize bir şeyler katabilmişsinizdir bu videoyu izledikten sonra. Böyle düşünüyorum ben ve dediğim gibi umarım yanlışım çıkmaz bu arada. Umarım rezil olmam. Yanlışım çıkarsa da artık kusura bakmayın diyeyim. Çünkü yaklaşık bir 6 aydır hatta neredeyse 1 yıl oldu. Geometri sorusu çözmedim. Bu yüzden de affınıza sığınıyorum diyeyim. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda kanalı arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Olmuyor, olmuyor istesem de kimse...